Şimdi öyle dedi ki hastam iyileşti dedi. Gün geldi salya sürük dedi. Ağlıyor. Şimdi evet, biraz daha yukarıdan. Hı-hı. Çok güzel, sıkı, gövdedik. Çok güzel, harika. 8, 9, 10, 11, 12, 20 bas. Hadi yapmamış mıyım? Hayır, onu yatarken başka türlü yap. Bu dışlardan tutalım mı? Güzel. Ense. Bu benim doğrumdu. Bana iyi geldi. O şekilde yaşadım ve hiç kimseye anlatmadım. 2000 yılında memesiye oldum. Parsiyel alındı göğsüm. Yani bir parçası kaldı. Ondan sonra 12 kür ilaç, 30 kür ışın aldım. İyileştim, bitti. Kontrollere devam ediyordum. Kontrollere gittim, yıllık kontrollerime. Doktorum dedi ki seneye görüşürüz. Valla 6 ay olmadı, biz beyin siyah ile geri döndüm 2009'da. Beynimde çok fazla kanserli bölüm varmış. Poli dediler. Beyin cerrahıyla konuştu, ameliyatta alınmaz dedi. Ondan sonra ışın, 30 kür ışın aldım. Ondan sonra kemoterapiye başladım. Doktorum 6 kür uygulamış. Ben 4 gündür kürde yendim. Bana dedi ki, Dilek dedi hayata 90'dan bir gol attın. Göğüs kontrolümde, göğsümde başlangıç çıktı. Gittim aldırdım göğsü tamamen. Ben pes etmedim. Öyle bir huyum yoktur. Sonuna kadar mücadele ettim ve ben kazandım. Öyle düşünüyorum. Hayatta mücadele. Benim bildiğim tek şey mücadele etmektir. Mücadele ettim. Psikiyatristim vardı onkoloji hastaları için. Doktoruma çok güvendim. Bir de eşim Saça'ya. Kanseri ağzıma almamaya, televizyonda çıktığında televizyonu kapatmaya. Yani kanserli değilmişim gibi yaşamaya başladım. O şekilde yaşadım. Bunun faydasını gördüm ve yendim. Başka bir şekilde düşünmüyorum. Memesi ya dedim. Evde kesinlikle hastalığım adında hiç konuşulmadı. Televizyona çıkınca televizyon kapatıldı. Film seyrediyorsam, filmde çıkmışsa hasta oldu diye hemen o filmin yarısı, en acil yeri bile olsa kapatıldı. Yani ben günlük hayatıma sokmadım. Yaşantıma sokmadım. Eve sokmadım yani. İki koltuk değneğim var. Birisi onkoloğum, biri psikiyatrisim. Sırtımı da eşime dayadım. Üçlü, yani tek başına yapılan bir mücadele olmuyor. Üç kişiyle birlikte bu hastalığı yendim. İlk kanserle tanışmam 30 yaşındaydı. Şimdi 50 yaşındayım. Pes etmeyin. Dik durun. Benim bildiğim tek şey bu. Başka bir şey bilmiyorum. Hiç pes etmedim. İnsanların duyarsızlığından dolayı çok yaşadım. Mesela bir yere gidiyorum, şapkalıyım. Kadının bir tanesi geliyor bana, mesela eğlenmeye gidiyorum. Bana diyor ki kendi hastalığını anlatıp gidiyor. Anlat, geçmiş olsun falan yok. Geliyor, ay sende mi kanser oldun deyip anlatıp gidiyor. Benim psikolojimi bozup gidiyor. Ben bunları yaşadım. Benim teyzem de kanserden öldüğü için. Yani ilkinde çok korktum. Ama beyin siyada hiç korkmadım. Çünkü beyin siyada doktorum bildik bir doktordu. Güvendiğim bir doktordu. Biz bunu yeneriz dedikten sonra aklıma hiç gelmedi. Meme siyahı hastalarında genel olarak gördüğümüz lenf ödem hastalar için son derece rahatsız edici ve kozmetik açıdan da büyük problem yaratan, günlük yaşam aktivitelerini zorlaştıran, yaşam kalitelerini düşüren bir durumdur. Burada lenf ödem için önemli olan tedavi modalitesi kompleks dekonjestif fizyoterapidir. Dünya literatüründe de tek tedavi yöntemi olarak geçer. O yüzden lenf ödemde fizyoterapi son derece önem taşır.
Bunun yanı sıra kansere eşlik eden başka kanser türleri de olabiliyor. Ya da başka hastalıklar da olabiliyor. Ama her şeyden önemlisi kullanılan tedavilerin arkasından. Radyoterapi ya da kemoterapi. Kas dokusunda, kemik dokusunda yıkıma sebep olan kortizonlar dolayısıyla da kas iskelet sistemini kuvvetlendirmek açısından mutlaka ve mutlaka egzersiz. Fizyoterapi çok önemli. O yüzden biz de Dilek Hanım'la, hastamızla 2011 yılından beri gerek lenfödem, gerekse denge bozukluğuna bağlı, yürüme kayıplarına bağlı tedavilerimizi devam ettiriyoruz. Birkaç tane çekelim. Tatlışım, sıkı karın kalça sıkı. Ya bayağı çok güzel. Bir buçukta gelirim. Süper. Bir buçukta gelirim deriz. Onlar da gene siyancı 3 çeyrek falan olur. Ben harika. Evet, bravo. Çok güzel. İki ayağı eşit. Sola da bas. Sizin masaya. Benden kaçmaz. Hadi. Çok güzel. Süpersin.